Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu gün nazirlər kabineti ilə keçirdiyi iclasdan dərhal sonra etdiyi açıqlamada bir çox məsələlərə toxundu. Türkiyə prezidentinin bu gün keçirdiyi toplantıdan sonra edəcəyi açıqlamada daha çox Rusiya ilə həmkarı Vladimir Putinlə telefon danışığının təfərruatları və ölkədə son günlər koronavirusla yoluxmanın sürətlənməsi fonunda hökumətin qəbul edəcəyi qərarlar maraqla gözlənilirdi. Recep Tayyip Erdoğan öncə Rusiya ilə həmkarı ilə bir neçə gün evvel baş tutan telefon danışığı baride açıklama etti. Geçtiğimiz cuma günü Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le turizmden Ukrayna krizine, Suriye'den Karabağ'a kadar pek çok konuyu ele aldığımız oldukça verimli bir telefon görüşmesini gerçekleştirdik. Rusya ile şartlar ne olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanallarının Bölgemizdeki krizlerin tehlikeli boyutlara ulaşmadan önüne geçilmesi hususunda gerçekten başarılı sonuçlara vesile olduğuna inanıyorum. Bu güçlü, etkin ve yapıcı diplomasi işbirliğinin bölgemizdeki ve dünyadaki birçok sorunun çözümü için de iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Daha sonra Türkiyə prezidenti toplanma zamanı koronavirusla mübarizə çərçivəsində verilən qərarlarla bağlı açıqlama etdi. Prezident ölkədə 2 həftəlik qismən qapanma tətbiq ediləcəyini bildirdi. Ülkəmizin keçmişdə də təcrübə etdiyi qismii qapanma çərçivəsində şu hususlar uygulamaya geçiriləcəkdir. Həftə sonu Sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19 ve sabah 5 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir. Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz. Kamuda saat 16'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izini sayılacaktır şartlara uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecektir. Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir. Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir. Lokanta ve benzeri işletmeler ise Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir. Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul, ve benzeri bütün toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir. Oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacaktır. Konaklama tesisleriyle evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecektir.